size. Genel olarak aslında uluslararası alanda da Hegel'in çok fazla işlenmeyen, Türkiye'de hemen hemen hiç daha ele alınmamış olan bir felsefesinin veya ortaya koymuş olduğu külliyatın bir yanını ele alacağım. Yani din felsefesini. Her ne kadar Hegel araştırması uluslararası alanda ve Türkiye'de Hegel'in dine ilişkin, din felsefesine ilişkin ortaya koymuş olduğu külliyatı ihmal eder görünse de aslında Hegel'in bütün bir entelektüel hayatı boyunca din onun üzerine sürekli düşündüğü, sürekli yeniden döndüğü ve incelediği, araştırdığı bütün bir insanlık tarihinde bütün bir insanlığın dinini araştırdığını söylemek gerekiyor. Bu bakımdan aslında ihmal edilmekle kanaatimce yapılması zorunlu olan bir şeyin ihmal edilmesi söz konusu. Çünkü Hegel bu yanıyla ele almayınca aslında felsefesi bir bütün olarak kanaatimce kavranamaz arkadaşlar. Onun için kesinlikle sadece dinin fenomenolojisiyle, mantık bilimiyle veya hukuk felsefesiyle yetinmeyin. Onun Türkçe'de yok ama en azından Almanca'da var. İngilizce'de var mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yok. Nedir? İki ciltlik bir şeyi var onun. Din felsefesi üzerine vermiş olduğu derslerin notları, kendisinin almış olduğu notları elimizde. İkisi yani iki cilt aslında yayınlanmaya hazır fakat kendisi tarafından kitaplaştırılıp yayınlanmamış. Bu bakımdan kaynak bakımından aslında orijinal metne ulaşabilirseniz, okuyabilirseniz oldukça değerli toplu bir şeyi var. Şimdi ne zaman 20. yüzyılın başlarında, 20. yüzyılın 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında Alman felsefecilerinden Wilhelm Dilthey, Türkiye'de hermeneutiğin kurucusu olarak bilinen Wilhelm Dilthey, Hegel'in gençlik yazılarını keşfediyor ve onları teolojik yazılar olarak yayınlıyor. O zamanlar işte Hegel'e ilişkin çok günaydın hocam. Hegel'e ilişkin büyük tartışmalar yaşanıyor. Hegel'in felsefesine ilişkin. Özellikle 20. yüzyılın başında zaten Almanya'da hatta Avrupa'da felsefenin ne olduğu, felsefenin nasıl yapılması gerektiği üzerine, yani felsefenin temelinde bir irrasyonel bir şey mi olması gerekir yoksa rasyonel bir şey mi olması gerekir? Felsefe dünyayı temellendirirken irrasyonel olanı mı temel almalıdır? Dünyayı açıklarken, bir dünya tasarımı ortaya koyarken irrasyonel olanı mı temel almalıdır yoksa rasyonel olanı mı temel almalıdır? Bütün bu tartışmalar yapılıyor ve bu tartışmalar doğrudan tabii ki Hegel'in felsefesine ilişkin tartışmalara da yansıyor ve Wilhelm Dilthey, bakın işte Hegel zamanında bir teologmuş. Aslında Hegel filozof değil, Hegel teologdur diye daha sonraki şey nedir, dinin fenomenolojisi ve mantık bilimine karşı gençlik yazılarını yayınlıyor. Hatta teolojik yazılar olarak yayınlıyor bunlar. Ve Türkçe'de henüz yok, çevrilmiş olarak var ama daha yayınlanmadı. Tabii ki Wilhelm Dilthey'in o gençlik, Hegel'in gençlik yazılarını teolojik yazılar olarak yayınlaması üzerine o zamanlar kim müdahale ediyor buna? Georg Lukács müdahale ediyor ve aslında teolojik yazıların Dilthey'in sunduğu gibi Hegel'in bir teolog olmadığını, aslında ta başından itibaren bir filozof gibi çalıştığını vesaire iddia eden tartışma vesaire başlıyor. Ondan sonra aslında Hegel'in, yani o 20. yüzyılın başında yapılan tartışmadan sonra Hegel'in din felsefesine ilişkin, din üzerine yazıp çizdiği şeyler ilişkin,
yaptığı açıklamalara ilişkin fazla bir uluslararası alanda da gerçekten fazla bir şey yoktur. Araştırma, yayın yoktur. Dediğim gibi Türkçe'de de hiç yoktur. Şimdi size Hegel'in ta şeyden başından beri dinle, din felsefesiyle ilgilendiğini söyledim. Hegel açısından din ile ilgilenmek, din felsefesiyle ilgilenmek, din üzerine düşünmek, din felsefesi üzerine araştırmak, insanın ne diyelim özgürlük arayışı üzerine araştırmak gibi bir şey. İnsanın özgürlük arayışı üzerine düşünmek, insanın özgürlük, özgürleşme çabası üzerine düşünmek anlamına geliyor. O halde Hegel açısından din felsefesinin konusu tabii ki Tanrı vesaire ama din felsefesinin konusu her şeyden önce insanın özgürlük meselesi. Kendisini orada o şekilde gösteriyor. Tanrı arayışı, bir arayışı vesaire insanın aslında bir özgürlük arayışı olarak kendisini gösteriyor. Bu bakımdan tabii ki Hegel bir özgürlük felsefecisi ve felsefeyi bir özgürlük felsefesi olarak kurmak istiyor. Sadece bu bakımdan bile din felsefesini, din tarihini vesaire ihmal etmesi mümkün değil. Şimdi Hegel'in dini, din felsefesini bir özgürlük arayışı olarak ele alması son zamanlarda aslında epey güncelleşti. Biliyorsunuz o şeyde cennetten kovuluş mitosunda Havva ana Adem babayı ayartıyor. Gel bundan yiyek diyorlar, kaçıyorlar. Oradan hatta kovuluyorlar daha doğrusu. Yani ölümsüzlük özelliklerini, niteliklerini yitiriyorlar. Fani dünyaya kovuluyorlar. Ondan beri de çile çekiyor insanlık diyelim. Fakat bu öyküye şimdi farklı açıdan özellikle epistemologlar ve din tarihçileri bu konuya farklı açıdan bakıyorlar artık. Ayartan Havva ana artık ayartan ahlaken kötü olan ne bileyim erkeği doğru yoldan saptıran bir varlık olarak değil tam da aslında Adem babaya gel bundan yiyelim demekle gel özgürleşelim yani ne diyelim yedikten sonra her şeyden önce ne başlıyor iyi kötü arasındaki ayrım yeteneğinin elde edilmesi başlıyor ki ahlakın başlaması söz konusu. Ondan önce neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla aslında özgür de değiller. Bir hedefli, bir amaçlı şeyler yok. Dolayısıyla Havva Ana aslında ne yaptı orada? Adem babayı ayartmadı. Yani kötü yola saptırmadı. Tam tersine aslında Adem babaya, böylelikle aslında insanlığa gel bilgi edinelim. Eğriyi doğruyu birbirinden ayıralım. Onu yapabildiğimiz oranda biz özgür varlıklar olabiliriz diye okunuyor artık bu şey, o kovuluş şeyi epistemolojide ve din araştırmaları tarihinde. Bu bakımdan bakın Hegel'in yaptığı şeyle bugün güncel olarak yapılan tartışmalar arasında bir örtüşme var. Yani aslında bir yerde Hegel ta o zamandan itibaren yani kendisinin döneminde bu türlü şeyleri ne diyelim tersinden okumaya başlamış. Yani insanın özgürlük arayışı vesaire olarak okumaya başlamış. İnsanın günahkar olması ve bu ne diyelim hep günahkar kalacağı vesaire vesaire anlamında değil. Şimdi Hegel'in her ne kadar ömür boyu o entelektüel hayatı boyunca dinle, din felsefesiyle uğraştığını söyledik ama bunu kanaatimce üç evreye yoğunlaştırabiliriz. Bunlardan bir tanesi o gençlik dönemindeki yazılar yani onun Bern dönemi, Bern ve Frankfurt dönemi diyoruz biz buna. Yani nedir 1797'den 1802'ye kadar olan dönem. Bu dönemde gerçekten de yoğun bir şekilde nedir Hristiyanlığın ruhu veya tini
Yahudiliğin tini, İsa'nın hayatı, pozitif din vesaire bir düşünce olarak, bir kuram olarak dinin ortaya çıkması, dinin pozitifleşmesi, devlet, hatta devlet düşüncesine dönüşmesi gibi bir sürü araştırmaları var. Onlar hem İngilizce hem Almanca olarak yayınlandı. Türkçe'de de bildiğim kadarıyla Barış Hoca yok bugün, Doğan Barış Kılıç. O epey bu konuda çeviriler de yaptı, daha yayınlanmadı ama o yayınlanırsa harika olur. Şimdi... Hocam yeni yayınlandı bildiğim kadarıyla. Doğan Hoca çevirdiği bir şey yeni yayınladığını söyledi. Öyle mi? Evet, çok yeni ama yayınlandı. Ha, tamam. Ben daha fark etmedim. Bakın o kadar yakınız, ben daha fark etmedim. Evet. O zaman harika bir şey olmuş oluyor. Din felsefesi, yani o ilk dönemdeki şeyler. Şimdi orada şimdi Hegel isterseniz ikinci dönemi size söyleyeyim. Dinle yoğun bir şekilde uğraştığı ikinci dönem, Tien'in fenomenolojisini yazdığı dönem, yani 1807 en son, yani 1805 yoğun bir şekilde çalıştığı dönem, o iki yıl içerisinde, yani yoğun bir şekilde o zaman özellikle din ve felsefe arasındaki ilişkiyi araştırdığı dönem Tien'in fenomenolojisi. Sonra üçüncü bir dönem var. Bu üçüncü dönemde aslında Tien'in fenomenolojisinde veya din felsefesi üzerine yapmış olduğu, vermiş olduğu derslerin arka planını görmemizi sağlayan ne var? Dünya tarihinin felsefesi üzerine vermiş olduğu dersler, bunlar ne zaman verildi? 1822-1823'ten, yani ölünceye kadar 1830-1831 yıllar arasında 2 yılda bir vermiş olduğu dersler, yani toplam olarak 5 defa veriyor. Dünya tarihinin felsefesi üzerinde dersleri. Bu birinci cilt, söylediğim gibi daha önce tarihte akıl olarak çevrildi. Zaten orijinal metinde de öyle yazıyor, başlık bu. Bu dersler arkadaşlar bir bakıma aslında bütün bir insanlık tarihini kavrama çabasını içeriyor ve orada dini düşünmenin ta başından en modern biçimine kadar din tarihi araştırması var. Örneğin Perslerde din, Mısırlılarda din, ilk Suriye, eski Suriyelerde din, Yunanlılarda din, işte İslam vesaire, gittikçe en modern biçimiyle, yani reformasyona kadar olan din tarihini araştırması söz konusu ve kendisini bu derslerde gösteriyor. Her bir dine ilişkin, Çinlilerin dini, Arapların dini vesaire, her bir dine ilişkin çok ayrıntılı açıklamalarda bulunuyor. Bu da Hegel'in din üzerine yoğunlaştığı üçüncü dönemdir diyebiliriz. Yani aslında ne diyelim, ömrünün son 10 yılında. Gençlik yılında, 1805-1807 yıllar arasında ve bir de 1822-1831 yıllar arasında dünya tarihinin felsefesini yazdığı dönemde din felsefesi üzerine yoğunlaşıyor ve ayrıntılı bir çalışma yapıyor ve bu çalışmanın da metni elimizde var, en azından Almanca olarak bulunuyor. Şimdi gençlik dönemindeki kaleme almış olduğu, ister İsa'nın hayatı üzerine olsun, ister halk dini üzerine olsun, ister pozitif din üzerine olsun, yapmış olduğu çalışmalar, tabii ki hepsinde gerçekten de din kavramı var başlıklarda. İçerik de onlarla ilgili. Fakat o şey başlıktan ve tartışılan konular bakımından hemen onları kaba bir şekilde teolojik yazılardır diye sunmak yanlış.
Çünkü Hegel aslında o zamanlar yani 1795-97 vesaire o dönemler tabii ki Hegel'in aslında en politik olduğu dönemler. Ve o araştırmaları özellikle İsa üzerine yapmış olduğu araştırmalar vesaire aslında son derece politik içerikli araştırmalar. Mesela şunu yapıyor. Bir düşünce nasıl ortaya çıkıyor, nasıl temellendiriliyor ve bir düşünce halk arasında nasıl vücuda geliyor ve bir devlet ideolojisine dönüşüyor. Bunu araştırıyor. Son derece ve o düşünce insanlar arasındaki ilişkiyi nasıl belirliyor ve burada mesela o ilk Hristiyanlığın ortaya çıkışını incelerken mesela pozitif dinle ilk Hristiyanlığı karşılaştırırken merkeze mülkiyet meselesini koyuyor. Merkeze mülkiyet meselesini koyuyor çünkü amacı düşüncenin nasıl devlet ideolojisine dönüştüğünü anlamak, kendi açısından anlamak ve bunun o düşüncenin bir devlet ideolojisine dönüşmesiyle birlikte yani pozitif bir öğretiye dönüşmesi dolayısıyla aslında ne diyelim bilimsellikten çıkması ve düşüncenin araçsallaştırılması. Bunu araştırıyor orada ve mülkiyet meselesini en merkeze alıyor çünkü onunla ilgili düşüncenin pozitifleşmesi, yani eleştirel gücünü yitirmesi ve bir devlet ideolojisine dönüşüp hakim olanların elinde bir tahakküm silahına dönüşmesinin kaynağı her şeyden önce o mülkiyet meselesinde yatıyor diyor. Ve şuna işaret ediyor. İlk Hristiyanlar ne olurlarsa olsunlar, zengin olsunlar, yoksul olsunlar, neleri varsa Hristiyanlık cemaatine diyelim bugün dahil olmadan önce tüm mülkiyetini ortak cemaate teslim etmek zorunda. Yani özel mülkiyetlerini o kolektif mülkiyete dönüştürmek zorundalar. Böylelikle yani mülkiyetten arınmayı mesela İsa'nın bunu yaptığını söylüyor. Özel mülkiyetin ortadan kalkması, özel mülkiyetin ne olması, kolektif mülkiyete dönüşmesi, böylelikle bir Hristiyan olan ne yapmış oluyor? İnsanın bakış açısını belirleyen eşyayla olan ilişkiden arınmış oluyor. Neyle uğraşmak zorunda kalıyorsa veya onun tek uğraşı, tek düşüncesi ne oluyor o zaman? Mülkiyet eğer herkese aitse, özel değilse, bilincim, duygum, düşüncem, özel mülkiyetimden dolayı artık belirlenmiyorsa neyle uğraşıyor insan? Düşüncenin kendisiyle, öğretinin kendisiyle uğraşıyor. Ve tabii ki öğretinin kendisinin içeriği nedir? İnsanlığın kurtuluşu. İnsanlığın kurtuluşu. Yani aslında Hegel bakın kendisi açısından bunu belirliyor aslında. Kendisinin bir yerde nasıl bir insan bireyi olmak istediğine ilişkin İsa'dan öğrendiği bu veya ilk Hristiyanlardan öğrendiği bu. İlk Hristiyanlar kendilerini insanlığın kurtuluş davasına adamış insanlar olarak kavruyorlar. Ve ilk yazılarında bunu gösteriyor. Mesela dediğim gibi pozitif din üzerine olan yazısında. Başka yerde mesela orada über die Liebe yani aşk üzerine, sevgi üzerine diye aynı zamanda çevrilebilecek bir makalesi var. Orada insanların ne diyelim düşünce, duygu, mülkiyet bakımından nasıl ortaklaşacaklarını, birbirlerinin diğer beni, kardeşi olarak nasıl görebileceklerini göstermeye çalışıyor ve orada sevgi ve aşk kavramını bir yerde veya duygusunu ne yapıyor? Toplumun en temeline yerleştiriyor. Orada yani şeyi gösterirken o halde erken yazıları her ne kadar arkadaşlar dini tartışmaları içerisinde de her ne kadar başlıkta ne bileyim Hristiyan'dı, İsa'ydı, pozitif dindi, halk dini gibi kavramlar olsa da aslında o erken yazılar veya gençlik yazıları içerik bakımından son derece politik yazılar.
bir devlet nasıl oluşuyor? Mesela yani şey, Hristiyanlığın ortaya çıkılması ve bir devlet ideolojisine dönüşmesi vesaire. Bütün bunları mülkiyet ilişkileri bağlamında, insanlar arasındaki karşılıklı tahakküm ilişkileri bağlamında inceliyor. Bu bakımdan dediğim gibi ben o erken yazılarını son derece politik yazılar olarak görüyorum. Tien'in fenomenolojisinde konuşmamın sonunda din ve felsefe ilişkisine geri döneceğim ama Tien'in fenomenolojisinde dinle nasıl uğraşıyor veya neden uğraşıyor? Oradaki din üzerine yapmış olduğu çalışma, inceleme vesairenin anlamı veya içeriği nedir diye sorduğumuzda aslında Tien'in fenomenolojisinde Hegel bize biliyorsunuz son Tien'in fenomenolojisinin son bölümü mutlak bilgi bölümü. Mutlak bilgi orada felsefe anlamına geliyor. Yani orada bir süreç söz konusu, teorik ve pratik bir süreç söz konusu ve Tien'in fenomenolojisinin son bölümü mutlak bilgi. Yani felsefe aslında insanın bilincinin kendisini dışa vurma tarzı olarak son insanlığın ulaşmış olduğu son aşama, bu o tarihi dönemde son aşama nedir? Felsefi düşünme tarzıdır. Mutlak bilgi o zaman felsefi düşünme tarzında kendisini gösteriyor. İleride insanlık ilerler, ne ortaya çıkar, nasıl bir yeni bir düşünme tarzı ortaya çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyoruz. Ama Hegel diyor ki şu anki insanlığın ulaşmış olduğu düşünme tarzı felsefi düşünme tarzıdır. Felsefi düşünme tarzı nereden geldi? Tam da dinin içinden çıkıp geldi. Yani felsefi düşünme tarzı bir yerde dinin dini düşünme tarzının içinde oluştu. Dini düşünme tarzı bir yerde kendisini yatsıyan, kendisini kapsayıp aşan düşünme tarzını ortaya çıkardı ve hayatta vücuda getirdi. Dolayısıyla dini düşünme tarzı aslında felsefi düşünme tarzı içerisinde bir bakıma ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi hangi bakımdan diyeceksiniz? Kısaca söyleyeyim. Dediğim gibi konuşmamın sonunda bu konuya tekrar döneceğim. Ama burada söyleyeyim. Diyor ki Hegel ve bununla da daha çok aslında reforme edilmiş Hristiyanlığı kastediyor. İnsanlığın dini düşünme tarzı bakımından. O da şu. Diyor ki dini düşünme tarzı en gelişmiş olan biçimiyle dini düşünme tarzı ne yaptı? Mutlak olanı ortaya koymaya çalıştı. Buna siz ne diyecek? İde de diyor kendisi. Tanrı da diyebilirsiniz. Yani mutlak olanı ortaya koymaya çalıştı. Ama mutlak olanı ne olarak kavradı? En gelişkin biçimiyle dini düşünme tarzı kendi içerisinde çelişkili olarak kavradı diyor. Yani Tanrı'yı bir yerde kendi içerisinde kendi zıttını barındıran veya Tanrı'yı bir yerde zıtların birliği olarak kavradı diyor. Dini düşünme tarzı en gelişkin biçimiyle ve sonra ne yaptı? Bu çelişkiyi aşmak için o çelişenler arasındaki üçüncüyü bulup ortaya çıkarmaya çalıştı diyor. Şimdi bu işte Hegel açısından dini düşünme tarzının ulaşmış olduğu üst uğrak budur ve bundan sonra dini düşünme tarzının dini olarak sürmesi mümkün değil. Çünkü üçüncü olana işaret etti diyor ve bundan sonraki iş yani üçüncü olanın o iki çelişen arasında üçüncü olanın nasıl ortaya çıkacağı ve kendisini nasıl gerçekleştireceğinin gösterilmesi artık felsefenin işidir. Bunu ancak artık felsefe yapabilir diyor. Yani mantıkla felsefenin bunu göstermesi gerekiyor. İkisi arasındaki fark arkadaşlar, temel fark şu. Dinde bir yerde bulunup ortaya çıkarılmaya çalışıyor. Yani gösterilmeye çalışıyor insanlara. Felsefe ise üçüncüyü bir oluşum süreci olarak ortaya koyar diyor. Din yani soyutlama, düşünsel soyutlama gücüyle diyelim ortaya çıkarıyor. Üçüncü olan budur diyor, gösteriyor. Felsefe ise
tam da bu üçüncü olanın kendisinin bir yerde bir süreç sonucunda, bir gelişim süreci sonucunda nasıl ortaya çıktığını ve kendisini nasıl gerçekleştirdiğini göstermesi. Bu ancak ve ancak felsefenin yapabileceği bir şeydir diyor. Yani din üçüncü olanın varlığına işaret etti ama bunu nasıl gerçekleştireceğini göstermesi, dini düşüncenin bunu nasıl gerçekleştireceğini göstermesi mümkün değil. Çünkü onun nasıl gerçekleştireceğini göstermesi demek mantıkla çalışması demektir. Mantıkla çalışmak demek inancı yatsımak demektir. İnancın yatsındığı ve mantığın işlediği yerde ise ne başlıyor? Tabii ki arkadaşlar felsefe başlıyor. Şeyde dinin fenomenolojisindeki din felsefe ilişkisi orada bu şekilde ele alınıyor. Şimdi üçüncü evresi son derece zengin tarihsel araştırmalar içeren ve gerçekten de en eski uygarlıkların dini inançlarına ilişkin araştırmaları vesaire içeren çalışması dünya tarihinin felsefesi. Orada dediğim gibi Persler, Hintler, eski Mısırlılar, eski Suriyeliler vesaire, Çin, bütün bir uygarlıklar, bütün uygarlıkları ele alıyor. Farklı farklı açılardan tabii ki bütün olarak her bir uygarlığı ortaya koyuyor. O bütünlük içerisinde ortaya koyarken baktığı yanlardan bir tanesi de nedir? Dindir. Yani her bir halk nasıl inandı, nasıl inancını nasıl temellendirdi, inancının niteliği nedir, ne değildir diye ayrıntılı bir şekilde bakıyor. Tabii ki oradaki şey yine bir arayışının nasıl olduğunu, yani biraz insanlık tarihinde bir arayışının nasıl olduğu ve nasıl geliştiğini bizzat kendisi insanlık tarihini inceleyerekten görmek istiyor. Bakın Hegel felsefeyi veya felsefi kuramı nereden kazanıyor arkadaşlar? Felsefi kuramı bizzat empirik materyalin kendisinden kazanıyor. Empirik materyalin kendisinden. Din felsefesinin geri planında o var. Bütün bir insanlık tarihinde kendisini göstermiş olan tüm dini düşünme tarzlarının incelenmesi söz konusu. Oradan felsefi yöntemle, yani soyutlama yöntemiyle, kavramlaştırmayla vesaire ne yapıyor? Din felsefesini oluşturuyor. Evet, Hegel'in şeyinde ne diyelim, dini, din üzerine yapmış olduğu araştırmaların o üç döneme yoğunlaştırabileceğimizi düşündüğüm şeyde yapmış olduğu araştırmaların kısaca içeriği bu. Ve o şeyde tabii ki dünya tarihinin felsefesinde dinleri ele alırken aynı zamanda dini düşüncenin oluşumu olarak ele alıyor. Nasıl ki felsefe tarihini felsefenin oluşumu, yani kendisini ortaya çıkarması, gerçekleştirmesi tarihi olarak alıyorsa, ona göre dini ve felsefe bir tane diyor. Dolayısıyla din de onun, dini düşünmede din de Hegel açısından bir tanedir. Yani en ilkel dini düşünmeden reforma kadar, yani Martin Luther'e kadar giden süreç aslında dinin oluşum süreci. Bir tarih olarak alıyor. Yani mesela ne diyelim, dinler tarihini bir dinler yığını olarak almıyor. Bunların birbiriyle ilişkisi, birbirlerini karşılıklı beslemesi vesaire olarak alıyor ama aynı zamanda bir oluşum süreci ve bu oluşum sürecinde tabii ki gelişerekten ilerlemesi de nedir? Söz konusudur. O halde bu Hegel'in ağırlıklı olarak diyelim bu üç evreden bahsettikten sonra belki de din nedir diye sormak gerekir Hegel'e göre. Şimdi bir cümle okumak istiyorum size. Sonra bu cümlenin tabii ki ne yapacağım? Açıklamasını yapacağım. Ne diyor? Din, tinin
kendi içsel özüne, özüne ise, din tinin kendi içsel özüne ise, kendisine göre tasavvur ettiği kendinde kendi içselliğidir. Yani birazcık kendi kendi, Almanca'da hep zih zih diyor, o reflektif düşünme tarzından dolayı. O Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman anlaşılması zorlaşıyor çünkü biz kendi kendi diye fazla cümle kurmayız. Reflektif cümle kurmayız. Aslında dediği şu arkadaşlar, insanın kendisini insan olarak kavraması, insanın bir yerde kendi içine en derinine dalabilmesi, kendi en derinine dalabilmesi, yani insanın özünün ortaya çıkarılması bir yerde, işte din bu diyor kendisi. İnsanın özünün bilinmesi, dinin çabası o zaman bu. Bakın, biz genellikle Feuerbach üzerinden biliriz. Onun biliyorsunuz işte Tanrı insanları yaratmadı, insanlar Tanrı'yı yarattılar, kendi özlerinden gökyüzüne yansıttılar sözüyle ünlüdür Feuerbach, Hristiyanlığın özünde. O cümleyi Hegel neredeyse kelimesi kelimesine insanlık tarihinin felsefesinde, dünya tarihinin felsefesinde Yunanlara ilişkin söylüyor. Diyor ki eski Yunanlar kendi özlerini gökyüzüne yansıttılar ve buna Tanrı dediler diyor. Yani bakın Tanrı'nın nereden geldiğini ilişkin bir şey. İşte o özselliğin, insanın kendi özselliğini kavraması nedir? Dindir. Ama her tarihi dönemde o zaman insanın kendi özselliğini kavraması, kendi özselliğine dair kavrayışı sürekli değiştiği için aslında din tasavvuru da sürekli değişiyor ve Tanrı tasavvuru da sürekli değişiyor. O zaman tarihte tek bir Tanrı kavramı yoktur. Tanrı kavramı da sürekli değişerekten vesaire gelişerekten bugüne kadar gelmiştir. Yani dinlere o zaman tarihi bakımdan bakmak gerekiyor. Tanrı kavramının kendisine de tarihsel olarak bakmak gerekiyor. Şimdi Hegel'in buradaki içselliğe vurgusunun anlamı nedir diye soracağız. Muhtemelen sormamız gerekiyor. Ve Hegel'in insanın içselliğe vurgusu arkadaşlar doğrudan insanın özgürlüğüyle alakalı olan bir şey. Bu bakımda mesela Çinlileri eleştiriyor. Çin dini işi içselliğe kadar götüremedi diyor. İçsellik hangi bakımdan önemli? Doğrudan bakın din kavramını veya din araştırmalarına ne kadar politik yaklaştığını gösteren bir şey var burada. Diyor ki Hegel, insanın içselliği veya iç dünyasının oluşması, iç dünyasının zenginliği her neyse, o derinliği arkadaşlar insanın doğrudan özgürlüğüyle alakalı olan bir şey. Dış baskılar insanın üzerinde dış baskılar diyelim ki oluştuğu zaman insan nereye kaçabilir diye soruyor. Yani özgürlüğünü nereye kaçaraktan muhafaza edebilir? İçine dönerekten diyor. İçine saklanaraktan, kendi içinde derinleşerekten diyor. Ve bu bağlamda mesela devlete gönderme yapıyor. Diyor ki devletin giremediği tek yer insanın içselliğidir. Doğrudan kontrol edemediği tek yer insanın içselliğidir. Bu bakımdan insanın içselliği onun özgürlüğünün olmazsa olmaz olan ön koşullarından bir tanesi. Çinliler bunu yapamadılar diye mesela dini düşünme tarzı bakımından. O halde o içsel öz insanın bir yerde doğrudan ne diyelim tüm dış baskılardan kendisini soyutlayarak kendi içine dönüp özgürlüğünü muhafaza edebildiği yerdir. Ve tabii ki sadece bu özgürlüğün tabii ki muhafaza edilmesi demek her şeyden önce dış baskıya direnebilmek demek. Kendi içinize döndüğünüz zaman dış baskılar diyelim ki ne, çekilmez hale geldi. Bu devlet baskısı olabilir, toplumsal koşulların baskısı olabilir. Ne bileyim işte bugün güncel olarak söylüyoruz mahalle baskısı olabilir, her şey olabilir.
ve o kendi içine dönebilme, kendi içerisinde tutarlılığı ve bütünlüğü koruyup, kurup koruyabilme, muhafaza edebilme, işte o aynı zamanda dış baskıya karşı insanın direnebilmesinin, iç gücünün oluşabilmesinin de ön koşulu. O halde bir yerde bakın iç şey, Hegel açısından o özgürlük dediğimiz şey, insanın aslında doğrudan yaşayabilmesiyle alakalı olan bir şey. Toplumsal baskılara karşı, politik baskılara karşı veya başka artık dini baskılar da olabilir bunlar. Her bakımdan baskıya karşı o iç şey, ne diyelim, insanın özgürlüğünün garantisi. Bu bakımdan o içsellik işte diyor. Din orada başlıyor diyor kendisi. Çünkü içselliğin oluşmasıyla birlikte insanın bir yerde ne diyelim, gerçek anlamda da özgürlük meselesi ne olmuş oluyor? Başlamış oluyor. O halde o içsellik şeyini bu şekilde ne diyelim belirtmiş olalım. Şimdi içsellik ve dışsallıktan bahsettim. Şimdi Hegel'de biliyorsunuz o mutlak kavramı var. Mutlak ide vesaire kavramı var. Kanaatimce ve Hegel'de bu konuda mesela sofistlere ilişkin son derece anlamlı, olumlu açıklamalar var. Hatta dünya felsefe tarihi üzerine, dünya felsefe tarihi üzerine vermiş olduğu derslerde ilk cümlesini şöyle başlatıyor. Şimdiye kadar sofistler hakkında yazılmış, çizilmiş olan her şeyi unutalım. Yeni baştan başlamamız gerekiyor bu insanları, yani sofistleri felsefi olarak doğru bir şekilde kavrayabilmek için diyor. En azından ben yani dil üzerine, mantık üzerine vesaire yaptıkları araştırmaları, ahlak üzerine yaptıkları araştırmaları sofistlerin bir tarafa bırakıyorum. Şurada bakın ben böyle garip bir şey çizdim. Şu geniş alanı doğa olarak kavrayın arkadaşlar. Füz istiyorlar Yunanlılar buna. Kime borçluyuz biz bu şeyi, şemayı? Pythagoras'a borçluyuz. Yani şeylerin, ne diyelim, sofistlerin kurucu babası olana borçluyuz. Onların yapmış olduğu ayrım, physis ve nomos ayrımı, nomos tarihi olana denk geliyor. Yani şu doğa bir yerde idenin kendisini dışa vurmasıdır. Doğada karşılaştığımız her şey idenin kendisini dışa vurmasıdır. İde kendisini dışa vurduğu zaman, yani hareket eden şeyleri gördüğümüz zaman aslında orada tinsellik var demektir. O zaman ide kendisini bir yerde tinsel olarak veya tinsellik olarak, tin olarak gösteriyor diyebiliriz. Fakat şey, insanın özgürlük meselesi burada işte ne diyelim, iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bütün bir doğayı derinlemesine ve genişlemesine bilmek. Yani mekanı en derinine kadar giderekten düşüncede kavrayabilmek ve en genişine kadar, yani dış sınırına kadar gidip kavrayabilmek. Bu epistemolojik bir kavrama tarzıdır ve tinin ne olduğunu bilmenin bir yanıdır. Hegel'de ama aynı zamanda işte dediğim gibi Pythagoras'larda o nomos denilen alan var. Nomos ise insanın kendisini doğada gerçekleştirdiği alan. Yani bizzat kendi emeğiyle doğayı değiştirip dönüştürdüğü alan. Yani doğada, vahşi doğada diyelim, insan elinin değmemiş olduğu doğada kendi emeğiyle yaratmış olduğu kültür alanı. İşte o alan aslında tinin kendisini insan eliyle gerçekleştirdiği alan, kültür alanı. Dolayısıyla bakın arkadaşlar, insanın ne diyelim, özgürlük meselesinin iki boyutu var. Bir, bütün bir doğayı derinlemesine ve genişlemesine kavramak. Ama bu yetmiyor. İnsanın kendisini doğada, özgürlüğünü doğada gerçekleştirebilmesi için nomos alanıyla bir yerde
physis alanının örtüşebilmesi gerekiyor. Yani nomos alanının bütün bir doğayı kapsayan bir şeye dönüşmesi gerekiyor ki o zaman insan yani nomos alanını ne diyelim, nomos alanında söz konusu olan nedir? Edinilmiş olan doğadır. Elde edilmiş olan doğadır. Şimdi elde ettiğimiz ne ise biz onu biliriz. Biz onun bilgisine sahibiz. Artık o bizimdir demektir. Dolayısıyla insanın kendisini doğada gerçekleştirmesi, genişlemesine ve derinlemesine ne kadar çok ilerlerse insanın özgürlüğüyle o oranda ne olmuş oluyor? İlerlemiş oluyor. Şimdi nomos alanıyla physis alanı arasındaki ilişki neyle sağlanıyor? Yani tam şu noktada arkadaşlar. Şu noktada neyle sağlanıyor? Emek ile sağlanıyor. Yani insanın kendisini doğada gerçekleştirmesi. Özellikle doğa felsefesinde mesela emek kavramına, kin kavramı bağlamında emek kavramına da insanın kendisini bir gerçekleştirme etkinliği olarak gönderme yapılır. Dolayısıyla üretim şeyi, teorisi Marx'la başlamıyor. Marx'tan önce var. Marx bir yerde onların hepsini kendi açısından ne yapmaya çalışıyor? Sentezlemeye çalışıyor. O halde bu meselenin bir yerde işte kendisini dinler tarihinde de gösterdiğini düşünüyor Hegel. Şeyinin kendisini gerçekleştirmesi bakımından, insanın kendisini gerçekleştirmesi bakımından. Yani özgürlük macerası diyebileceğimiz şey, eğer özgürlük macerası diyebilirsek bu şekilde bakmak gerekiyor Hegel açısından. Şimdi Hegel yani iç özgürlüğün ve dış özgürlüğün gerçekleşmesi bakımından söylüyorum bunu sizlere. Evet, şimdi peki Hegel din kavramına baktığı zaman, yani dinin ne olduğunu bu şekilde insanın özgürlük arayışı, birin ne olduğunu bulma, mutlak gerçeğin, ezeli ebedi gerçeğin ne olduğunu bulma çabası olarak tanımladıktan sonra tarihi olarak ortaya çıkmış olan din biçimlerine bakaraktan bizim elimize bir takım kavramlar veriyor ve bu kavramlar bize Hegel'in dine nasıl yaklaştığını ve belki de insanın özgürlüğünü feda etmeden, eğer inanan bir insan olmak istiyorsa, özgürlüğünü feda etmeden nasıl inanan bir insan olabileceğine ilişkin bir takım açıklamalarda bulunuyor, ipuçları veriyor. Şimdi ilk kavramlardan bir tanesi veya kavramlardan bir tanesi devlet dinidir arkadaşlar. Hegel en erken döneminde yani pozitif din kavramıyla çalıştığını söylemiştim ve onu eleştiriyor. Yani bir kilisenin ideolojisi, bir kurumun ideolojisi haline gelmiş olan düşünceyi kendi eleştirildiğini yitirdiği için var olanı sadece ne diyelim savunma amaçlı, özürücü amaçlı çalıştığı için, tahakkümü gerekçelendirme amaçlı çalıştığı için pozitif dini eleştiriyor. Ve pozitif dinin biçimlerinden bir tanesi devlet dinidir. Şimdi Hegel diyor ki dinin doğrudan neyle alakası var? Neyin doğru, neyin yanlış yapıldığıyla ilgili. Yani eğer biz bir bilgiye ulaşmak istiyorsak, neden ulaşmak istiyoruz? Bilgimiz dolayısıyla yanlışın doğrunun ne olduğunu bilmek istiyoruz ve ona göre davranmak istiyoruz. Dolayısıyla arayışımız aslında özgürlük arayışımız vesaire doğrudan neyle alakalı? Doğru olanın ne olduğunu davranmadan önce bilme çabamızla ilgili olan bir şey. Davrandıktan sonra yani ne diyelim taş yapayım derken göz çıkardıktan sonra artık eylemin bir anlamı kalmadı. Pişmanlık fayda etmez. Dolayısıyla gözü çıkarmaman için yapacağımız eylemin gözümüzü çıkaracağını önceden bilmemiz gerekir. Yani doğru olanın ne olduğunu önceden bilebilmek ve ona göre davranabilmek. Bizi ahlaklı varlık yapan şey bu. O halde din eğer bilgi arayışımız ise, gerçek arayışımız ise, özgürlük arayışımız ise o bizim doğrudan
doğrunun ne olduğunu, doğru davranışın ne olduğunu bilme çabamızla ilgili olan bir şey. Dolayısıyla aslında din ahlakla ilgili olan bir şey. Doğrudan ahlakla ilgili olan bir şey. Peki eğer din bir devlet dinine dönüştüğü zaman ne olur? Devlet dinine dönüştüğü zaman bir tabii ki tekliflenme olacaktır orada. Politikleştiği için tekliflenme olacaktır. Davranışlarda tekliflilik beklenecektir vesaire vesaire. Ama Hegel açısından her şeyden önemlisi eğer din devlet dini olarak inşa edilirse devlet doğrudan her bir insanın, her bir yurttaşın neyine müdahale edebilir? Vicdanına müdahale edebilir. Vicdanını sımsıkı eline geçirip istediği şekilde yönlendirebilir, istediği şekilde manipüle edebilir. Yani ona bir yerde kendi aklıyla, kendi vicdanıyla doğrunun eğri ne olduğunu bulup davranmak yerine onun davranışının yönüne, normuna, değerlerine vesaire doğrudan müdahale etmiş olur. Bu da işte insanın, inanan insanın da özgürlüğünün kaybolması anlamına geliyor. O halde hatta kendisi ona şey diyor, ne diyelim, patriarkçı din diyor. Devlet dinine patriarkçı din diyor. Bunun karşısına arkadaşlar o neyi koyuyor? Özel dini koyuyor. Özel din, yani bir yerde aslında Hegel dini inancın hiçbir şekilde kurumlaşmaması gerektiğini düşünüyor. Kurumlaştığı zaman inanç herhangi bir biçimde özgürleştirici özelliği var ise tamamıyla kaybetmesi anlamına geliyor. O halde dinin özel olması gerekiyor. Yani her bir insanın kendisine özel olması gerekiyor. Hiçbir şekilde siyasetin, devletin veya başka bir kurumun bu alana girmemesi gerekiyor. Yani inanç kurumlaşmaya başladığı andan itibaren hemen pozitifleşmeye başlıyor ve insanın özgürlük arayışına aykırı bir niteliğe bürünüyor. Dolayısıyla o zaman işte o şey özse ne diyelim dinin özel olması bir yerde her bir insanın kendi iç dünyasını kendisinin şekillendirmesiyle ilgili olan bir şey oluyor. Yani kendi iç dünyasını kendi elinde tutması, kendi elinde tutması dış güçlerin müdahalesine ne diyelim müdahalesinin dışında tutması, o işte arkadaşlar her birimiz açısından kendimizi ne diyelim gerçekleştirmek için vesaire olmazsa olan olmaz olan şeylerden bir tanesi Hegel'de. Ve bu daha önce işaret ettiğim gibi o içselliğin oluşması, dini içselliğin oluşması tarihsel olan bir şey. Tarihsel olan bir şey. Yani şöyle diyelim, nomos alanı genişledikçe, yani doğa derinlemesine ve genişlemesine bilindikçe ve doğa emek dolayısıyla işlenip elde ettikçe doğadaki dış özgürlüğümüz, bir tür olarak doğadaki dış özgürlüğümüz ve bireyler olarak toplumda, bireyler olarak toplumdaki iç özgürlüğümüz ne yapıyor? Derinleşiyor, genişliyor, gelişiyor vesaire. O halde şey bizim iç özgürlüğümüzün veya iç dünyamızın oluşması doğrudan nomos alanının derinlemesi ve genişlemesiyle ilgili olan bir şeydir. Ve dediğim gibi bu iç özgürlüğün oluşması, yani bazen mesela metafiziksel dünya deniyor veya metafiziksel şeyimiz diyelim, iç dünyamız, işte o tüm manevi dünyamızın oluşması doğrudan bu nomosun oluşmasıyla ilgili olan bir şey. Şimdi o zaman isterseniz birazcık şeye gelelim, din ve felsefe ilişkisine gelelim ve yavaş yavaş da sanıyorum bitirmem gerekiyor. Şimdi en başta size kısaca işaret ettim. Din de felsefe de aslında Hegel açısından din felsefe ilişkisine geldiğimizde din de felsefe de aslında ezeli ebedi gerçeğin bulunması ile ilgili olan uğraştır.
Din de, felsefe de bu bakımdan aslında aynı uğraştır diyor. Ve bu bakımdan da din ile felsefe arasındaki uyuşmazlığı, kavga, neyse artık Hegel açısından kavranılır bir durum değil. Daha doğrusu dinin ve felsefenin özünün kavranmamış olduğunu gösteriyor eğer birileri din ile felsefe arasında bu bakımdan yani bir ne diyelim ezeli ebedi gerçeği, mutlak gerçeği bulma çabası bakımından baktığımızda uyuşmazlık yoktur diyor. Hatta felsefe dindir diyor, din de felsefedir diyor. Yani birbirleriyle bu bakımdan özdeştirler. Din felsefedir, felsefe ise dindir diyor. Şimdi mutlak olana ilişkin sürekli tartışılıyor ve Hegel'in en çok eleştirildiği yanlardan da bir tanesi bu. Mutlak olan nedir diye yanıtlamak, sormak gerekiyor. Hegel mutlak olanla arkadaşlar neyi kavruyor? Hegel mutlak olandan kavram mutlak olandan anlamış olduğu şey ne diyelim evrensel olanla tikel olanın bütünlükte olarak kavranılması. Evrensel olanla tikel olanın bütünlükte olarak kavranılmasıdır. Yani tikel olanın dışarıda bırakılması anlamına gelmiyor Hegel açısından mutlak olan bilinmesi. Yani bütünün bilinmesi anlamına geliyor aslında. Mutlak olan bütünün bilinmesi nesnelliğiyle ve şeyle evrenselliğiyle ve tikelliğiyle ama aynı zamanda bakın ne diyor? Kendisi mutlak olan veya bütün olan aynı zamanda nesnel olanla öznel olanın da bütünlük olarak kavranılması anlamına geliyor. Dolayısıyla mutlak kavramı öznelliği dışarıda bırakan bir kavram değil. Mutlak kavramı dolayısıyla göreliliği de dışarıda bırakan bir kavram değil. Yani evrensel olan ile göreli olan Hegel bakımından aynı zamanda kavranılması gerekiyor. Zaten bir şeyin göreli olması ne diyelim ancak evrensel olması dolayısıyla mümkün olabilir. Mesela böyle ne diyelim bir parantez açıp Nietzschecilere bir yumruk atmak için söyleyeyim. Ondan sonra hemen kapatacağım parantezi. Onlardan bana yumruk gelmesin diye. Mesela ne diyelim üstün insan tasarımı yani topluma rağmen farklı olma kitleye rağmen tekil olma Hegel açısından mümkün değil. Kitle insanı olmadan birey olmak Hegel açısından mümkün değil. Yani herkes olmadan bir insan olmak mümkün değil Hegel açısından. Ancak herkesten, herkes olaraktan farklılaşabiliriz biz. Yani toplumun nihilist bir şekilde topluma karşı, kitleye karşı, kitlenin dışında birey olmamız mümkün değil. Kitle olmalıyız ki kitlenin karşısında aynı zamanda kitlenin içinde de birey olabilelim. Parantezi kapatıyorum ben. Yani o zaman burada mutlak olan söz konusu olduğunda nesnellik ve öznellik, evrensellik ve tikelliğin aynı zamanda göreli olanla mutlak olanın aynı zamanda nedir? Kavranması söz konusudur. O zaman biri daha önce işaret ettim. Biri dini düşünme tarzının en gelişkin biçimi olarak aldığımızda reformda ortaya çıkan dini düşünme tarzına baktığımızda mesela insanlık tarihi bakımından Martin Luther ne yaptı? Hegel açısından yani kapsanıp aşılması gereken nedir diye sorduğumuzda Martin Luther her şeyden önce insanın içselliğine, vicdan özgürlüğüne dikkat çekti. Yani kilise insan ile Tanrı arası tutarlı davransa Martin Luther'ın böyle demesi gerekiyor. Kilise insan ile Tanrısı arasına giremez. Dolayısıyla insanın yapmış olduğu, etmiş olduğu şeylerde yanlış şeyler varsa bunu mesela bir ne diyelim ticari nesneye dönüştüremez. Ve tam da bundan dolayı zaten Martin Luther ne yapıyor? Kiliseyi çürümüşlükle eleştiriyor.
Fakat başka, yani dış özgürlük meselesini reformasyonla birlikte iç özgürlük meselesi de bilinçli bir şekilde yerleşmiş oluyor ve insanlığın gündemine konmuş oluyor. Şeyde ve tabii ki Hegel açısından tam da burada artık felsefenin kendisini göstermeye başladığını görüyoruz. Bu içsellik dışsallık bütünlüğünün oluşması aynı zamanda aslında ne diyelim üçüncü olanın ortaya çıkmasıyla ilgili. Yani Fransız devriminde anayasa tartışmalarına bakın. Bir kavram sürekli eleştirilir veya bir kavram üzerine kavga verilir. İnsan kavramı arkadaşlar, insanlar insan kavramını basit bir şekilde kağıdın üzerine yazarak ben kazanmadı. Gerçekten insan kavramı için barikatlarda savaştılar. Hatta bu konuda bir sürü tartışmalar var, eleştiriler var. Bizim anayasamızın içerisinde her tarafta insan dolu, insan dolu diye mesela eski feodal güçler, karşı devrimci güçler, Fransız devrimcilerini eleştirirler. Orada ama ortaya insan kavramı veya insanlık kavramı nedir? Üçüncü olandır işte. Yani ne diyelim, insanlığın bir bütün olarak insanın özünün kavranması meselesi gündeme geliyor ve onunla birlikte bir tür olarak bütün bir insanlığın özgürlük meselesi de gündeme geliyor. İnançlarından, cinsiyetlerinden, kültürlerinden, kökenlerinden, etnik yakınlarından vesaire bağımsız olarak. Bu üçüncü olanın ne olduğunun, ne diyelim, üçüncü olanın ne olduğunun gösterilmesi. Bir üçüncü olanın var olduğunun özellikle reformla birlikte, yani reformasyon hareketiyle birlikte, ben reform demiyorum, özellikle reformasyon demeye özen gösteriyorum. Çünkü reformasyon bir harekettir. Reform, yani sadece bir şeyleri diyelim reforme etme değildir. Kocaman bir toplumsal harekettir ve bu toplumsal hareket sonucunda üçüncü olanın ne olduğuna ilişkin bir tartışma başlıyor. Yani üçüncü olanın ortaya çıkarılması aslında, yani üçüncü olanın arayışı bir yerde tarihsel bir hareket olayıdır. Ya sadece zihinsel bir eylem değil. Bizzat pratik bir eylem, kültürel bir eylem, politik bir eylem, ahlaki bir eylem, bütünlüklü bir eylemdir. Yani bu bakımdan. Şimdi üçüncü olana işaret ediyor din diyor kendisi. Bu üçüncü olana işaret ediyor. Üçüncü olanın ama nasıl gerçekleştiğini din ortaya koyamıyor diyor. Belki de burada en erken yazılarına geri dönerekten din ile felsefe arasındaki bir ilkesel farka dönmek gerekiyor Hegel'in ele alışında. Dinler zorunlu olarak ayrıştırır diyor. Dinler zorunlu olarak ayrıştırır. İnsanlık kavramıyla çalışsalar bile ayrıştırırlar, bütünleştirmezler. Felsefenin bütünleştirici, dinden farklı olarak felsefenin bütünleştirici bir özelliği var, kapsayıcı bir özelliği var. Dolayısıyla din bütüne işaret etmiş olsa da bütünü kavraması, bütünün ne olduğunu ortaya koyması ve bütünün nasıl gerçekleşeceğini, bir süreç sonucunda nasıl gerçekleşeceğini dinin göstermesi tikelleştirdiği için, tikeli mutlaklaştırdığı için veya bütünü ayrıştırdığı için dinin onu göstermesi, ortaya koyması mümkün değil. Çünkü dinler hep ayrıştırıyorlar. Ayrıca dinler başka bir şey daha yapıyorlar. Martin Luther'de de bunu görüyor kendisi. İsa'da da görüyor bunu kendisi. Dinler mürit yetiştiriyor diyor. Tam da işaret etmiş olduğu üçüncüyü ortadan kaldırıcı bir eyleme girişiyor. Mürit etmek demek diğerinin vicdanının yerine kendi vicdanını test etmek demektir. Müritleştirmek, yani diğerinin kendi başına düşünme, davranma yetisini elinden almak demektir. Müritleştirmek budur. Felsefe ise ne yapıyor? Felsefe özgürleştirir diyor. Felsefe mürit yetiştirmez. Felsefe filozoflar yetiştirir. Yani kendi başına düşünebilen ve davranabilen insanlar yetiştirir. Felsefe inançtan farklı olarak akılla çalıştığı için o bütünlüğü kurabilir. Akılla çalıştığı için
bütünlüğü kurabilir ve ne diyelim, perspektifsel olarak da o bütünün nasıl gerçekleştiğini, tarihsel olarak da nasıl gerçekleşebileceğini gösterebilir diyor. Bu bakımdan işte din üçüncü olana işaret etti. Fakat üçüncü olanın ne diyelim, gerçekleşmesinin nasıl mümkün olduğunu gösteremez diyor. Dolayısıyla din kendi kendisini üçüncü olana işaret etmekle din kendi kendisini ne yaptı, yaptı. Ve onun içerisinden, dinin içerisinden felsefe çıkıp geldi. Şimdi felsefe tarihinde iki şeye işaret ediyor Hegel. Bunlardan bir tanesi Pitagorasçılar. Pitagorasçılar aslında diyor Hristiyan dinini mümkün kıldılar diyor. Onlar biri araştırırken Hristiyan dinini mümkün kıldılar. Yani Hristiyan dinini temellendirici öğeleri geliştirdiler diyor. Fakat şeyde orta çağda ise Anselmus, Latin ismiyle Anselmus ne yaptı? Tam da din ile felsefenin neden birbiriyle uyuşabileceğini göstermeye çalıştı diyor. Ama nasıl yaptı bunu? Felsefeyi temel alaraktan, yani bilgiyi temel alaraktan inancın nasıl mümkün olabileceğini göstermeye çalıştı diyor. Dolayısıyla Hegel açısından felsefeden dine dönüş, tam tersi, dini düşünme tarzından felsefi düşünme tarzına geçiş, inanma şeyinin de ne diyelim, inanmanın kendisinin niteliğinin ve işlevinin de aynı zamanda değişmesi anlamına geliyor. İnanmak ancak bilmek sonucu mümkün olabilir. Orta çağda nasıldı? En yüce erdem orta çağda, Avrupa orta çağında, ki bizim kültürlerimizde hala öyle. İnancın yok mu? İnsan değil misin denir hala. Yani inançlı olmak, insan olmakla eş kılınır. Orta çağda en yüce erdem inanmaktır. İnançtır. İnanmayan insan, insan değildir diyelim. Yani erdemsizdir anlamına geliyor. İşte şeyle birlikte, dini düşünme tarzından, felsefi düşünme tarzına geçişle birlikte bilgi, inanç yer değiştiriyor. İnanmak, bilmeye dayanmak zorunda diye gel. Yani hatta şöyle de diyor, bu son sözüm olsun bu oturumda. Bilmediğimiz bir şeye nasıl inanabiliriz diyor. Bilmediğimiz bir şeye nasıl inanabiliriz? O zaman ne oluyor? Kör inanç oluyor. İnanç olmuyor aslında. Kör inanç oluyor. Abergülallah yani Almancasıyla. O halde arkadaşlar Hegel din felsefesi çerçevesinde yapmış olduğu şeyde yüzeysel biliyorum ama bu kadar mümkün bu şeyde yapmış olduğu şeyin geldiği sonuç bu veri. Bilmeden inanmak mümkün değil. İnanmayı o zaman herkesin kendi açısından bir kurumun falan değil. Herkesin kendi açısından kendi inancını bilgiye dayandırması gerekiyor. Ancak o zaman inancı ne olmuş olur? Temellendirilmiş olur. Batıl ve kör inanç olmamış olur. Teşekkür ederim. Biraz uzun tuttum. Bir saat oldu. Özür dilerim. Buyurun. Hocam bir şey soracağım. Yani ben bu düşünürüm, dışarı çıkarak soruyor olabilir. Şimdi burada ilgili anlattığı bu evrensel etkilerin birleştiği üçüncü bir şey ortaya çıkarttığı şey ortak akıl gibi anlayabilir miyiz? Düşünsel düzeyde evet. Düşünsel düzeyde ortak akıl olarak kavrayabiliriz. O mesela doğada da akıl kavramından bahsediyor. Logos kavramını Almanca akıl olarak çevirdiği için. Ama bundan o her bir şeyin kendi içerisindeki iç işleyişini mümkün kılan mantıksal düzen var diyor. Ona kendisi akıl diyor. Her şeyde var. Ortak akıllılık her şeyde var. İnsanda farklı bir şeyde var. Buyurun. Hocam ikinci anlarda fikirler öncelikle nomos aslında fizikin sınırlarına yaklaştıkça özgürlüğü daha çok oluyor. Ama iç özgürlük, peki dış özgürlüğün buradaki tanımı ne onu anlamadım. Yani bahsettiğiniz ama şey yapamadım. Evet. Bir de şeyi soracaktım. Hegel aslında diyor işte
inanmak, inanmak için önce bilmek lazım. Yani inancın bilgisayar anlamda temellendirilmesi gerekiyor. Ama bu da şöyle önemli değil mi? Bu farkları da önemli değil mi? Bir de aslında şey... Ne önemli değil mi? Ne önemli değil mi? Bu farkları. Tutku. Evet. Hı-hı. Bir de bildiğim şeye inanmanın imkanı da bana biraz yanlış geliyor. Çünkü bilmek bence inanmayı biraz düşüyor. Yani. Hı-hı. Önce dış özgürlük ile ilgili şey yapayım. Şimdi bilmediğimiz bir yerde, vahşi bir doğada diyelim, ilk defa girdiğimiz bir alanda orada herhangi bir yaşam alanımızın olması, dolayısıyla ne diyelim, bilinçli bir etkinlik alanımızın olması mümkün değil. İşlenmemiş bir doğaya konduğumuz zaman bizim herhangi bir etkinlik alanımız yoktur orada. Yani şu köyün kurulması bile aslında bu köy çerçevesinde bir özgürlük alanımızdır. Bunun dışına çıktığımız zaman ne olacağını kestiremeyiz. Yani kendi gereksinimimize göre bir yerde can güvenliğimiz de burada işin içerisinde. Kendi gereksinimlerimize göre düzenlemiş olduğumuz doğa bildiğimiz doğadır. Dolayısıyla o bildiğimiz doğa, şekillendirdiğimiz, düzenlediğimiz doğa bizim etkinlik alanımızdır. Yani etkinlik alanımızın genişliğini gösteriyor bu. O genişlik, yani genişlemesine biz evrenin içerisinde evreni genişlemesine ne kadar çok bilirsek bir yerde o kadar çok adım atabiliriz diyelim. Bilmediğimiz bir yerde atacağımız adım sınırlıdır. Bu bakımdan edinilen doğa da, yani genişlemesine edindiğimiz doğa, genişlemesine düzenlenmiş bir doğadır. Bu bakımdan da o bizim etkinlik alanımızın da aynı zamanda gittikçe genişlemiş olduğu anlamına geliyor. Dış özgürlük meselesi bununla ilgili. Diğer şey, bilgi inanç bağlamında tutku şeyine, tutku devreye girmiyor mu burada dedin? Yani tutkunun bir faktörü yok mu dedin? Onu bana birazcık açıklaman gerekiyor. Sorunu yani bu bağlamda açıklaman gerekiyor ki bir şey söyleyebileyim. Şey, tutku mesela bilgiyle inanç bağlamında nasıl senin açından devreye giriyor ve aralarındaki diğer uyumlu ilişkiyi nasıl rahatsız ediyor? Şöyle düşünmüştüm. İnancı erdem yap, yani mesela inancı bildiğimizde, yani Tanrı'nın varlığını bildiğimizde ve bu zaman bildiğimiz için zaten Tanrı'ya inanmak zorunda kalırız. Hı-hı. Burada erdem olmuyor. Yani ama bilmeden inanırsak gerçek erdem oluyor diye, yani tutkuyla inanırsak aslında erdemi gerçekleştiriyoruz. Oraya getirelim. Ha, anladım. Şimdi Hegel muhtemelen size şöyle yanıt verildi. Şimdi bir şeye tutkuyla bağlanmak demek, onu amaç edinmek demektir. Onu amaç edinmek demektir. Yani bilmediğimiz bir şeyi ama nasıl amaç edinebiliriz? Eleksel olarak, yani ona nasıl tutkuyla bağlanabiliriz? Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Yani bir yerde bilmeden inandığımız ve ona tutkuyla bağlandığımız zaman aslında o bir Hegel açısından kör inanç olur. Yani tutkunun kendisinin de rasyonelleşmesi gerekiyor. Yani diyelim ki ne bilmiyorum, insanın her birimiz kendimiz açısından mesela yaşamın anlamına ilişkin bir tasavvura sahibiz. Yoksa yaşamımız mümkün değil. Şimdi ama bu tasavvurumuzun en azından mümkün olduğunu, yani yaşamın anlamına ilişkin tasavvurumuzun mümkün olduğunu bilmemiz gerekiyor ki o yaşamı, o anlama tutkuyla sarılabilelim. Gözümüzü kapatıp yaşam şudur dediğimiz zaman ona belki körü körüne bağlanabiliriz. Ama o tutku her seferinde en ufak bir eleştiride sarsılıp yıkılacaktır. Dolayısıyla tutkunun kendisinin de bilgiye dayanması gerekiyor. Eleksellik bağlamında vesaire. Bir üçüncü kısmı daha vardı sanıyorum bunun. Tamam. O da içinde cevaplandı aslında. Ha, tamam, çok teşekkür ederim. Buyurun. Şöyle hocam, ben aslında böyle güzel bir şey soracağım. Birincisi, bu manada aslında Hegel, yani mürit yetiştirmeye karşı çıkması bağlamında aslında muhtemelen
en çok peygamberlere karşı olacaktır muhtemelen. Yani Hristiyanlıkta en çok karşı olacağı için muhtemelen İsa olacaktır en başına. Çünkü aslında temel işleri gerçekten mürit yetiştirmek kendisinin. Şimdi bu ayrıca ikinci olarak bu daha hani evet hayırlı kısa cevabı. İkinci olarak aslında dinleri tarihsel olarak anlamasından da ötürü ve ilk dinler ile yani en ilkel dinler ile onun çağında Hristiyanlığın geldiği yeri bütünsel bir din olarak kavramasından ötürü aslında Hegel en iyi manada yani dinsel olarak deist olmaz mı? Çünkü dinleri aslında bir yansıma olur yani bu şekilde bir değişim olarak gördüğünde yani değişebilir şeyler olarak gördüğünden ötürü doğal olarak bir dine bağlı olması zaten içlerinden bir tanesi seçip bağlı olması doğal olarak makul olmuyor. Çünkü dinler hani değişseler bile birbirlerine farklı önermeleri var sonuçta. Birbirlerini yanlışlıyorlar aynı zamanda birbirlerinden oldukları gibi. Ve ben üçüncüsü olarak aslında bu da olabilir. Üçüncü olarak da şimdi diyor ya hani bilgi ile ancak inanç temellenebilir diye. Şimdi ama dinlerde sıfırdan aslında bilinemez dinler. Yani bir önerme sunar. Sonra test edilir ve testi doğru çıktığı zaman biz onun söylediği şeyin doğru olduğunu anlamış oluruz. Doğru olduğunu biliriz abi. Şimdi doğal olarak bu test etme aşaması onun yanlışlanması sonucunda olursa doğal olarak bizim ona inanmamamızı gerektirir. Şimdi bu anlamıyla mesela Barış Hoca'nın sunumunda genç Hegelcilerden bazıları Hegel'in ateist olduğunu söylemesi aslında bu bağlamda mantığa oturuyor gibi geliyor bana. Yani bu manada ateist olabilir çünkü dinler muhtemelen teste tabi tutuldukları zaman bilim geliştikçe patlayacak. Yani patladı daha doğrusu gördüğümüz yani dünya güncel anlamda. Yani o gün olmasa bile bu bir 100 yıl sonra yaşasa muhtemelen ateist olacağını da söyleyebilir miyiz? Veya o çağda öyle olabilir miyiz? Yani Hegel 200 yıl 200 yıl yaşasaydı ne olurdu onu bilmiyorum tabii ki. Fakat mesela İsa'yı tartışırken en çok şeyi araştırıyorum. İsa aslında son derece seküler bir insan. Fazla Tanrı kavramıyla şununla bununla çalışan birisi de değil. Daha çok ahlak öğretisi falan yaymaya çalışıyor. Ve aslında mucizeleri falan da yıkmaya çalışan birisi olarak Hegel tarafından ortaya konuyor. Ona atfedilen birçok mucize o zamanki insanlar tarafından ona atfediliyor. Çünkü insanlar o zamanlar ne bileyim bir kurtuluşçu arayışı içerisindeler. Bir Tanrı'dan bir kurtuluşçu gelecek ve kendilerini kurtaracak. Öyle bir arayış içerisindeler. Tamam diyorlar. Ha bu İsa işte bu geldi. Yani birçok mucize İsa'nın kendisine atfedilmiş olan bir şey. Kendisi bunu diyor şey yapmıyor. Fakat insanları bir yerde, ne diyelim bir yola kanalize edebilmek için bir yerde onların beklentilerine taviz verdi diyor. O taviz verdiği yerde de işte ne yaptı? İnsanların müridi olmasına, felsefi düşünme, seküler düşünmeden çok böyle mitosçu düşünmeye eğilimlerini destekledi diyor. Bu bakımdan İsa onun açısından tam olarak filozof değil. Filozof gerçekten de mitosa dayandırmaz, bilgiye dayandırır diyor. Ve orada kendisiyle aslında İsa ile hesaplaşıyor diyelim. Orada zaten kendisi artık filozof oluyor. Ve bu bakımdan baktığımız zaman Hegel her şeyden önce seküler. Her şeyden önce seküler birisi. Bilgiye dayandırma bakımından da seküler. Bildiğimiz şeye ne diyelim o bildiğimiz şeyin doğru ve gerçek olduğunu biliyorsak aynı zamanda onun doğru ve gerçek olduğuna da inanmış oluyoruz diyor kendisi. Başka türlü şeyin inancın temellendirilmesi mümkün değil. Ateist midir, olabilir mi? Deist vesaire. Yani şöyle diyelim, bazen tinin tek etkinlik biçimi düşüncedir diyor. Yani düşünme felsefi düşünme, kavramsal düşünme. Almanca'da Gedanke diyor yani. Gedanke, Almanca'daki Gedanke, Antik Yunanca'daki ide kavramına denk geliyor. O da kavramsallık vesaire söz konusu.
bu düşüncenin kendisini bazen Tanrı'nın etkinliği olarak sunuyor, bazen de Tanrı'nın kendisi olarak şey yapıyor. Bu bakımdan aslında düşünceyi Tanrı olarak tanımlıyor. Yani bir insanın düşünsel etkinliğinin kendisi Tanrı veya tanrısallık olmuş oluyor. Hem de tarihsel olarak açıklamalarına falan baktığımız zaman son derece bilimsel açıklamalar. Yani mesela Yunanlılar işte dediğim gibi tanrılarını kendi özlerini gökyüzüne yansıtarak da şey yaptılar falan diyor. Ateist, yani bu şeylerle düşündüğümiz zaman kanaatimce Hegel ateist olmazdı. Yani deist, şundan da dolayı da deist olmazdı. Yani deistin Tanrı kavrayışı nedir? İşte Tanrı yarattı ve geri çekildi, her şeyi kendi işleyişine bıraktı. Ya da en azından dinsiz yani, evet deist tam oturmuyor da, en azından direkt bir dine bağlı olmayan, yani Tanrı ile arasında bir inanç ilişkisi kurmuş biri olabilir inancılar diye. Hani araya bir din etkinliği koymadan yani. Şimdi, kendisine Hristiyan diyor mudur mesela? Abi şey diyor, ben diyor Luterciyim diyor. Ben Luterciyim diyor ama onunla da kastetmiş olduğu şey, yani insanın o dini düşünme tarzı bakımından en üst uğraya ulaştığı için ben Luterciyim diyor. Alman olduğu için, Hristiyan olduğu için Luterciyim diyor. Yani mesela Müslümanların tanrısına bakıyor, onu eleştiriyor. Buradan despotizm çıkıyor diyor. Çünkü diyor kendi içerisinde farklılaşmaya müsaade etmeyen bir tanrı tasavvuru var Müslümanlarda diyor. Şimdi eğer Müslümanlar diyelim ki ne, Martin Luther gibi bir hareketi gerçekleştirmiş olsalardı, yeni bir din ve tanrı anlayışı ortaya çıkarmış olsalardı, Hegel ben Müslümanım derdi. Bu anlamda ben Müslümanım derdi. Yani onun derdi insanlık, insanlığın özgürlük meselesi. Hristiyanlık davası onun davası değil. Ve dinin de zaten özgürlük meselesi olması bağlamında şey yapılması söz konusu. Onun ateist olmaması ama dindar olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü dini inançlar tekelleştiriyor, o bütünü görmek ve kavramak istiyor. Dolayısıyla bu anlamda ateist olmazdı, bütünü düşüncenin kurması, kurduğu anlamında aldığımız zaman, ama dindar olmazdı. Zaten dindar yaşadığında bilmiyoruz. Yani ben bir defa kiliseye gittiğini bir yerde okumadım mesela. Kiliseye gittiğini bir yerde okumadım. Bunu tercihim demesine rağmen. Buyurun önce. Hocam belki siz söylemiş olabilirsiniz, kaçırmış olabilirim de şey. Mesela her şeyin bir diyalekti var ya, değişiyor mesela yaz günü falan. Bu diyelim geldi hani Hristiyan'ın bu lötürcü noktada acaba neye dönüşecek mesela, yatsıması nedir, onunla ilgili bir bilgi vermiş mi? Eğer dini düşünme tarzı olarak Hristiyanlığa ulaşmış olduğu evrenin mi neye dönüşmesi? Bu evre mesela işte diğerlerden gelmiş, işte antik Yunan falan filan. Evet. Sonrası nedir acaba? Sonrası felsefi düşünme tarzı. Din tamamen kaybolup felsefe mi? Felsefede devam ediyor diyor, evet. İnsanın özgürlük arayışı, bütünlük arayışı felsefede devam ediyor. Bu bakımdan din felsefede devam ediyor. Yani kapsanıp aşınmıştır. Kapsanıp aşınmıştır. Hayır, filozofi. Ama felsefeyi Wissenschaftlich diyor zaten kendisi. Yani kapsıyor mu acaba? Evet, Wissenschaftlich olmak zorunda. Yani bilimsel felsefe bilimsel olmak zorunda. Yani o Almanlar, Amerika'dan bildiğimiz ve Heidegger'le ünlü olan felsefe bilim karşıtlığı yok burada. Yani o şey değil, felsefe bilimsel olmak zorunda ve bilimler de felsefi olmak zorunda. Yani bütünlüklü, o hepsinin alanı gerçek alan, yani gerçeğin nedeni araştırıyorlar hepsini. Tikel bilimler kendi alanlarında ama felsefe bir bütün olarak yapıyor bunu. Hepsinin alanı gerçeğin bilgisi, dolayısıyla hepsinin bilimsel olması gerekiyor. Ben de tam aslında bu konuyla ilgili şu çizdiğiniz şeyi şöyle okusak yanlış mı olur? O ortadaki nomos felsefe, dışarısı din,
Çünkü şeyde bilim olarak okusak çok mu yanlış bir şey yapmışım? Ha, belki de yani, teşekkür ederim. Dinin içinde felsefenin gelişiyor olması ve çözümleniyor olması aslında tamamen bütün alanın evrenin felsefe olarak, yani o düşünmeyi öğrenmek olarak algılanması, aha, sonucunun da bilim olması. Çok teşekkür ederim. Bu çok yerinde bir soru ve tabii ki bir başka kavramı Hegel'in kullandığı, ona da dikkat çekmeme olanak sunuyorsunuz. Doğa dini. Şimdi şu alan bilmediğimiz alan, bilmediğimiz için zorunlu olarak aslında ne olduğunu bilmediğimiz için herhangi bir şeye de inanabileceğimiz bir alan. Genellikle mesela doğa dinlerine baktığımız zaman diyor onlar doğada olan ağacı, ne bileyim herhangi bir şeyi sürekli kişiselleştiriyorlar. Yani onlara antropomorf özellikler atfediyorlar diyor. Şimdi bu alan ise bildiğimiz alan, düzenlediğimiz alan. Yani bir ya da çok haklısınız, bilimin, felsefenin gerçekleştiği alan burası. Bu genişledikçe felsefe bir yerde, yani bilgi, bilimsel bilgi bütün bir evrende ne yapmaya başlayacak? Gerçekleşmeye başlayacak. Bu bilimin ve bilginin bütün bu evrende gerçekleşmesi ne demektir? Evrenin bir yerde edinilmesi demektir. İnsan yani bir yerde kendisini gittikçe daha çok bütün bir evrenin öznesi olarak kuruyor. Bildiği alanı genişledikçe o alanın öznesi, özgür öznesi olmuş oluyor. Evet, etkinlik alanı genişledikçe bilgi, bilim, felsefe burada gerçekleşmiş oluyor. O gerçekleştikçe de insanın özgürlük alanı derinlemesine ve genişlemesine artmış oluyor. Buyurun. Bu şey diyordu Hegel, tarih sonlandı falan diyordu. Napolyon'la falan. Yani bu şey mi demek? Nomos son şeye geldi mi demek bu? Veya yani bununla bağlantılı bir soru. Bu Nomos'un büyüklüğü arttıkça biz daha özgür oluyoruz benim anladığım kadarıyla. Yani şu an aslında mutlak bir özgürlüğe sahip değiliz gibi. Yani Nomos'un büyüklüğü arttıkça mı biz daha çok özgür oluyoruz? O zaman özgürlük var ya da yok gibi bir şey değil, değil mi? Şimdi Kant'ın ünlü bir deyişi var biliyorsunuz, pratik aklın eleştirisinde. Özgürlüğün ne olduğunu bilemeyiz ama amaçlamak zorundayız. Hegel ise özgürlüğün aslında bilinebileceğini ve özgürlüğün aslında bilgiyle mümkün olduğunu göstermeye çalışıyor. Bilmek özgür olmak demektir. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda diyelim ki neresi? Şurası bizim bugünkü özgürlüğümüzün sınırı olsun. Özgürlük alanımız bu. Tarihsel olarak baktığımızda özgürlük alanımız, etkinlik alanımız bu. Ama perspektifsel olarak baktığımızda pekala 10 yıl sonra, 20 yıl sonra genişleyecektir. Bu bakımdan özgürlüğün olanaklılığı bakımından baktığımız zaman, yani şu da bugünkü mevcut olan sınır belirsizleşiyor ve özgürlüğü o zaman tanımlamakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla tarihsel olarak baktığımızda özgürlük halimiz budur diyoruz biz önce. Perspektifsel olarak baktığımızda yani sınırın, belirliliğin yok olması nedeniyle budur diyemiyoruz. Yani tanımın içerisinde tanımsızlık da var burada özgürlüğün şeyinde. Buyur. Ha, tarihin sonu. Şimdi Engels atfediyor şeye, Hegel'e bir tarihin sonu kavramıyla çalıştığını. Yani ilk olarak ben Engels'ten okudum onu. Muhtemelen o zaman da genç Hegelciler arasında falan da tartışılan bir konuydu bu. Yoksa o konuda açıklamalar yapmazdı. En son olarak da Hegel bunu muhafazakar yanı olarak eleştirir. Hegel'in muhafazakar yanı olarak eleştirir Engels. Fukuyama da bunu olumlu anlamda belirtti vesaire. Yani güncel bir tartışma. Ben açıkçası tarihin bundan sonra ilerlemesi artık nitel olarak mümkün değildir anlamında tarihin sonu kavramını Hegel'de rastlamadım.
tarihin yönünden bahsediyor. Yani ende de geçişte. O şey end yani yönü aslında yani sonu değil de hedefi ereği anlamında şey yapıyor. Bu kavramları kullanıyor. Fakat başka bir anlamda daha kullanıyor. Şey Fransız Devrimi ile birlikte modern insanlığın tüm özelliklerinin ortaya çıktığını düşünüyor kendisi. Bundan sonra yani dünyada bu şey ne diyelim yayıldıkça modern insanlığın farklı halleri ortaya çıkacaktır. Ama özü itibariyle yeni bir şey ortaya çıkmayacaktır. Bu bakımdan modern insanlığın ne diyelim modern tarihi Fransız devrimiyle birlikte çünkü kendisini orada en pür biçimde gösteriyor. Modern tarih sona ermiştir diyebiliriz. Ama bu tarihin bir bütün olarak sona erdiği anlamına gelmiyor. Yani modern şey tarih Fransız devrimiyle birlikte yani kendisinin özelliklerini, niteliklerini, içeriğini vesaire göstermesi bakımından sonuna ulaşmıştır. Bundan sonraki de daha çok nicel farklılıklar olacaktır demek istiyor yani. Bu bakımdan evet öyle bir şey var ama bu bütün olarak insanlığın tarihinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Hatta bu konuda açık açıklamalar da var. Yani tarihin hiçbir zaman için sona ermesinin mümkün olmadığı. O ne demek? Evrende hareketin durması demek ki bir şey oluyor yani. Bunu söylemesi, diyalektikçi olarak bunu söylemesi mümkün değil.